Hizmetçi kadın doğru söylemiş. Bu adam gerçekten zehirlenmiş Emir Hazretleri. Akçakoca, bu veba nasıl bir illettir? Bu beladan kurtulmak için onca hayvanı telef etmedik mi? Ettik beyim. Ettik etmesine de. Çocuk haklı işte. Kıyamamış kuzusuna saklamış. Vah. Yarın göç başlayacak. Ne olacak bu biçareler? Beyim, onlar için yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Zaten 3-5 güne kalmaz. Ardımızda mı bırakacağız? Ben onlarla kalırım. Bey, elimden bir şey gelmez biliyorum. Ama birazcık olsun acılarını hafifletebilirim. Akçakoca, göç etmek istemeyenler var. Benim onlarla tez konuşmam lazım. Eğer burada kalırlarsa bir felaket olur. Ne olursa olsun bunu bilmeleri icap eder. Hadi Allah kolaylık versin. Emir Hazretleri. Yeni yurt için Kayı Obası'nın şükranlarını, babam Süleyman Şah'ın selamını getirdim. Oyunuzla ilgili kulağıma söylentiler geliyor. Bunlar hakkında bir şey diyecek misin Ertuğrul? Atabeyiniz Şahabettin Tuğrul'la da konuştuk. Bu söylentilerin hepsi yalan. Aramızdaki ittifakı tehlikeli gören tapınakçılar obamıza saldırdılar. Obamıza hastalık bulaştırmaya çalışanlarla bu söylentiyi yayanlar aynı kişilerdir. Yalan söylüyorsun Ertuğrul. Sınırınızın ötesinde sandığınız düşmanlar sarayınızın içinde. Farkında değilsiniz. Emir Hazretleri.
Senin ne işin var burada Nasır? Emir Hazretleri nerede? Muhafızlar. Ne cüret! Derhal Elaziz'e haber verin. Sakin olun Atabey'im. Bu zaten Emir Hazretlerinin kendi talimatı. Sizi bizzat sorgulamak istiyor.